yeni bir sayfada sana bakmak. Her şey yapılabilir bir beyaz kağıtla. Uçak örneğin. Uçurtma mesela. Altına konulabilir bir ayağı ötekinden kısa olduğu için sallanan bir masanın. Veya şiir yazılabilir. Süresi ötekilerden kısa bir ömür üzerine. Bir beyaz kağıda her şey yazılabilir senin dışında. Güzelliğine benzetme bulmak zor. Sen iyisini, sana benzemeye çalışan her şeyden, bir gülden, bir ilk, bir sonbahardan sor. Belki tabiattadır çaresi. Senin bir çiçeğe bu kadar benzemenin ve benim bilinci nasırlı bir bahçıvan çaresizliğim. Ha, anlarım bitkiden filan ama anlatamam toprağın güneşle konuşmasını. Sana çok benzeyen bir çiçek yoluyla. Sen bana ışık ver yeter. Ben de filiz çok. Köklerim içimde gizlidir. Gelen, giden, açan, soran, bere budak yok. Bir şiir istersin. İçinde benzetmeler olan. Kusura bakma sevgilim. Heybemde sana benzeyecek kadar güzel bir şey yok. Uzun bir yoldan gelen, tedariksiz, katıksız bir yolcuyum. Yaralı, yarasız sevdalardan geçtim. Koynumda bir beyaz kağıt boşluğu, her şeyi anlattım. Olan, olmayan, acıtan, sancıtan, bilsem ki sana varmak içindi bütün mola sancıları, bütün stabilize arkadaşlıklar. Daha hızlı koşardım, sever adım gelirdim gözlerinin mercan maviliğine. Sana bakmak, suya bakmaktır. Sana bakmak, bir mucizeyi anlamaktır. Sağa sola bakmadan yürüdüğüm yollar tanıktır. Aşk sorgusunda şahaneyim. Yalnız kelepçeler sanıktır. Ne yazsam olmuyor. Çünkü bilenler hatırlar. Hem yapılmış hem yapma çiçek satanlar bahçıvanlar değil tüccarlardır. Sen öyle göz, sen öyle toprak ve güneş ortaklığı, sen teninde cennet kayganlığı iken sana şiir yazmak ahmaklıktır. Bir tek söz kalır dişlerimin arasından. Ben sana gülüm derim, gülün ömrü uzamaya başlar. Sana bakmak, bir beyaz kağıda bakmaktır. Her şey olmaya hazır. Sana bakmak, suya bakmaktır. Gördüğün suretten utanmak. Sana bakmak, bütün rastlantıları reddedip bir mucizeyi anlamaktır. Sana bakmak, Allah'a inanmaktır.